Elin hamurundan tekrar iyi günler efendim. Sayın Aslan Kılıç, Sayın Bozkurt Nuhoğlu, Sayın Rahmi Aydınofsoğlu. İkisini birden söylüyorum. Belki Aydın size miydi? Eskiden tanıyanlar, yeni tanıyanlar ayrı ayrı şey yapmasın diye. Emekli Tümgeneral Sayın Tarık Özkurt'la birlikte dünü yani hatta 78 de var aramızda, 68'ler, 78'ler. 68'li demek birazcık ben öyle diye de anlıyorum. 68'li, 78'li, 88'li, 98'li, 2008, 2016 falan diye gidiyoruz. Artık daha ne kadar var önümüzde bilmiyorum ama nefesimizin yettiği kadar koşmaya devam edeceğiz. Konuştuk aradaki Atatürk konusunda da, tanımlar konusunda da, milli ve gayrimilli. Türkiye toprağına ayan sol ve sağ diye değil de Türkiye'de Türkiye toprağına ayağını basan ve başka topraklarda bir ayağı başka topraklarda olanlar şeklinde bir ayrım olduğunu ilk bölümde geçmişten bugüne gelirken gördük. Ama şimdi bu dersi çıkardıktan sonra denizlerden bu bayrağı aldıktan sonra biraz önce gösteriyordu arkada bayraklar. İşte denize dökmek de vardı 6. filoyu. Evet. Antemperist bir eylemdi. Evet, orada ben buranın sahibiyim. Burada istediğin gibi at koşturamazsın demek de vardı. Komer de vardı. İşte diyelim o diğer eylemlerde. Hepsinin mesajı esas olarak aynıydı. Dediğim gibi siz söylediniz. Hakikaten ben de size o anlamda katılıyorum. 68-71'de bir anlamda içinden bir taze ve düzgün damar devam etti. Tabii o Antemperist damar devam etti. Ama 71'den sonra farklı eylem tarzları olsa bile, yöntemleri olsa bile hepimizin kafasında ve yüreğinde Türkiye aşkı vardı, vatanseverlik vardı, millicilik vardı. Bugün de öyle olduğunu düşünüyoruz. 71'den sonra devrimcilik yok demedim ben. 68 kuşağının yani ben, başka bir şey oldu ondan. Tabii. O, ben sizi desteklemek anlamında söylüyorum. Ben 68 sahipleniyorum yani. Tabii 68'in milli damarı devam etti. Ama o arada başka şeylere diyelim. Hatalar da oldu. Evet, bazılarının sırtı sıvazlandı diyelim. Yani hadi ittirildi diyelim. Sıvazlanmadı da ittirildi. Böyle yaparsan iyi olur dendi. Hakikaten de öyle yapıldı. İki taraftan da sağ ve sol dediğimiz bizim o dönemde şimdi bir kısmına beraberiz. Aynı siyasi çatı altındayız. Ben eskiden böyle onun adı geçti mi tüylerim diken diken olurken bazen aramızda konuşuyoruz. Biz aynı partinin yöneticileriyiz. Üst düzey yöneticileriyiz üstelik. Aynı masada oturuyoruz. İşte diyelim küllük filan şeyden bahsediyor. O zaman şöyle oluyordu. Küllük filan deyince ben böyle bütün dikenler çıkıyor. Önünden geçemezdin, kafamız gözümüz morarmadan filan. Ama şimdi aynı yerdeyiz. Sertli millileşme bu ya. Evet. Ama bazı sol arkadaşlarım var diyelim. Aynı kökten geldik, hatta uzun süre gençliğimiz, çocukluğumuz birlikte geçti. Ama şimdi onlara selam vermek bile istemiyorum. İstemiyorum. Onlar başka bir yerdeler. Yani her kuşaktan bazı firalar olur yani. O da hala normal. Onlar siyasetin içinde. Hayır, o da normaldir yani. O ayrım, hep o kaba ayrım Türk siyasetin içinde hep oldu. Siz bir şey ekliyordunuz. Ben Süleyci, geçen süreçlerde olduğu gibi bu süreçlerde de Kemalizmi yanlış anlayanlar var. Geçmişin bazı aydınları ve siyasetçileri yanlış anladılar Kemalizmi. Bugün de anlamaya devam ediyorlar. Şimdi son aylarda Amasya tahammülü diye bir tahammüm günlerde. Amasya tahammümünün hiçbirisi doğru yorumlayamıyor. Amasya tahammümü hilafete, emperyalizme ve halifeliğe karşı bir ultimatondur. Bir başkaldırıdır. Bunu öyle yorumlamıyorlar. Saltanata diyelim. Hilafet daha saltanata sonra geldi tabii de. Ama hilafete de ve emperyalizme karşı bir ultimatondur. Ve bir başkaldırının belgesidir. Özü budur Amasya tahammümünün. Bugün Türkiye'de Amasya tahammülü çerçevesinde müdafaa hukuk örgütlerini tekrar hayata geçirmeliyiz. Bu 49'un, %49'un asgari müştereki müdafaa hukuktur. Hukuku savunmak hem vatanı savunmaktır bugün.
Yani o bakımdan Kemalizmi olduğu gibi bugün de yanlış yorumluyorlar. Amasya tahammülü bu çerçevede bir ultimatondur emperyalizme. 49 tanımında da, yani ben de ille sanki bir şey yapacağım gibi geliyor ama 49'un hayır şeyini kastediyorsunuz. Evet. O hayırın içinde öyle bir kesim var ki ben mesela onlarla birlikte olamam diye düşünüyorum. Antemperyalizm açısından mesela. Yani evetçilerin arasında da bana bize çok daha herhalde. Yakın. Kürtleri kastediyorsunuz. Kürt değil. Kürtlerle ben beraberim. Yani Kürt vatandaşlarımızla beraberiz ama HDP, PKK yanlısı, FETÖ yanlısı diyeyim. Yani onlar onlar da evet dediler yani. Yani. Bir kesim var. Onlar da hayır diyenler var. Hayır dediler pardon. Onlar da hayır dedi. Hayır cephesinin içindeydi. Emperyalist uçaklarını ayırırız tabii. Ayrı bir şey yani. Evet. Oradan kalan sağlar bizimdir diyeceğiz. Evet. Ekip şey o çizgi bugün bugüne yani denizlerin ilk başta programı açarken şöyle diye de söyledim. Denizler olsaydı bugün işte sınırın hangi yanında? Hani o Amerikan bayrağıyla poz veren onlar da demokrasi diyor, Kürt haklarını savunuyoruz diyor öyle mi? Bilmiyorum. Yani buna da yanıt arayacağız şimdi biraz sonra. Hakikaten Kürt halkının, Kürtlerimizin oradaki temsilcisi mi, onların haklarını mı savunuyorlar? Amerika'nın yanına işte biraz dayı deyip de bunu yapalım. Ondan sonra nasıl olsa Amerika'ya elimizin tersine iteriz. Bu da doğru olabilir mi acaba? Yani oralarda biraz netleşelim istiyorum. Önümüzü görmek açısından. 68 ve Deniz Gezmiş'le bugün bağlantısı gündeme gelince bunu anlamak için olgulara bakmak lazım. Olgulara dayanmayan yorumların bu anlamda bir bence bir önemi ve değeri yok. Olgu şu, ben fotoğrafa bakıyorum. Yaşadığımız, hepimizin yaşadığı süreç. Deniz Gezmiş idam edilişinin 25. yılında Türkiye'de ulusal kahraman oldu. Milli kahraman oldu. Bugün 45. yılındayız. Tablo şu. Kendisini milliyetçi veya İslamcı diye tarif eden, sağcı veya solcu diye tarif edip de Amerikan emperyalizmine karşı tavır almak isteyen herkes deniz tişörtü giyiyor, deniz pankartı taşıyor, deniz afişi asıyor evine, posterleri taşıyor. Demek ki Deniz Gezmiş hakikaten milletin bağımsızlıkçı ve anti-emperyalist bütün kesimlerini kendi adlandırmalarına göre değil, İslamcı, milliyetçi veyahut da sadece solcu şeklindeki adlandırmalara göre değil, bu toplumun, bu milletin bugünkü ihtiyacı temelinde birleştiriyor. Bu çok açık ve net. Eski 1960'ların, 70'lerin saflaşmasında kendisini sağcı tarafta tanımlayan çok insan bugün Deniz Gezmiş'i saygıyla anıyor, Deniz Gezmiş'in yolunun doğru olduğunu söylüyor. Bunun çok canlı örneklerini biz Vatan Partisi içinde de yaşıyoruz. Sayın Hasan Korkmazcan tipik örnektir. Deniz Gezmiş'in mektubunun son paragrafı, yani idama giderken yazdığı şeyde. Düşün baba, bugün hükümet işini gücünü bırakmış bizimle uğraşıyor. Çünkü bizden başka gerçek muhalefet kalmamış durumda. Peki gerçek muhalefet dediği şey, o çizgi ne? Ve hepsi Kemalist çizgiden sapmışlar. Yani tabii. Biz hala Kemalist, doğru gerçek Kemalist çizgideyiz. Anlamında söylüyor ve tarih önünde hüküm giymiş durumdadırlar. Biz çoktan onları tarihin çöplüğüne atmış durumdayız. Ya vatan ya ölüm diye de bitiriyor. Yani onun tutumu çok net. Atatürkçülük konusunda da net. Ne olduğunu güzel tanımlıyor. Evet, 68 etkinliği. Evet, şu anda Dolmabahçe'de. Evet. Etkinlik var. Bu program olmasa hepimiz orada olacaktık. 68'ler Birliği bir eylem anma toplantısı yapıyor, törenini yapıyor. Amerikan 6. filo yerlerinin denize döküldüğü yerde o artık yerleşti. Evet. Bir anti-emperyalizm ve bağımsızlık günü de oldu neredeyse. Evet. Önce bu saraydan Padişah Vahdettin Efendi
Malaya zırhlısını hazineleriyle birlikte binip gitmişti. Biz onun için zaman zaman deriz ki geldikleri gibi giderler. Gidenler İngiliz emperyalistleriydi. Bugün başımızda Amerikan emperyalistlerinin başında olduğu bir koro ve içeride çok miktarda işbirlikçi var. Ve şunu da söyleyebiliriz ki işbirlikçiler son zamanlarda üretimi çok arttırdılar. Çeşit çeşit, model model, sınıf sınıf işbirlikçiyle karşı karşıyayız. İsterse inanç olsun, isterse ırk olsun, isterse çıkar olsun, isterse etnik veya dinsel temelli olsun, işbirlikçiler çeşitleniyor. Ve bütün bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerine ekilen şehit kanlarından gür bir şekilde çıkmış olan Cumhuriyet, bağımsızlık, demokrasi, anti-emperyalizm rüzgarlarıyla hala dalgalanıyor. Türkiye'yi teslim almak için uğraşanlar yeni planlar yapmak zorundalar. Şimdi onlara küçük bir abi nasihati sunacağız. 68'ler Birliği Vakfı'nın Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in 45 yıl önce 6 Mayıs 1972 günü idam edilmeleriyle ilgili basın bildirimiz. Türkiye halkının 3 kahraman evladı Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Hüseyin İnan 45 yıl önce bugün aramızdan kopartıldı. Değer bilir halkımız on binlerce Deniz, Yusuf, İnan'la, Cihan, Mahir, Ulaş'la her gün kucaklayacağı oğulları kızları sayarak onları bağrına bastı. Acısını bal eyleyip gönül köşkünde unutulmaz onurlu birer yer verdi. Bağımsızlık ve demokrasi kavgamızda devrimci gençliğimiz hep en ön saflarda, en fedakar savaşçılar oldular. Umut oldular, umut verdiler denizler gibi. Dolmabahçe 68, Deniz Gezmiş önderliğindeki gençliğimizin gelecek kuşaklara bir armağanı oldu. Amerikan emperyalistler neyse, onları nelerin beklediğini gösteren bir ders. ...45 yıl sonra yoldaşlarımızın anıları önünde burada saygıyla eğilirken düşmanlığı sürdürenleri uyarmak isteriz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği emperyalistleri yaşadığımız toprakları cehenneme çevirir. Vatanımıza saldırganca tehditler savururken bizi yöneten işbirlikçi ve gerici iktidar fütursuzluk içinde diktatörlük hayalleri kurmaktadır. 68'ler olarak bilinmesini isteriz ki tehlikenin farkındayız. Emperyalist yağmacılığa, diktatörlük özentilerine fırsat vermeme, yoldaşlarımızın izinde tam bağımsızlık ve gerçek bir demokrasi için savaşmaya kararlıyız. 2. Türkiye halkını ve tüm devrimcileri önümüzdeki dönemde emperyalizmin işbirlikçiliğine, yenisiyle eskisiyle ortaçağ gericiliğine, dinsel ve etnik bölücülük amaçlarında birleşenlere karşı kararlı bir tutum ve mücadele içinde olmaya çağırıyoruz. Her gün canımız yanarak öfkeyle seyrettiğimiz olumsuzluklar tablosu yanı sıra emperyalizm ve gerici güçlerin yenileceği bir süreci müjdeleyen gelişmeler de ortaya çıkmıştır. 68 devrimciliğinin temsilcileri olarak Türkiye'de ve bölgemizde emperyalizm ile onun maşası gericiliğin bir kere daha ve bu kez bir daha geri gelmemek üzere yenileceğine kesinlikle inanıyoruz. Tarih bilincimiz, bilimsel düşünme yeteneğimiz, aklımız, İnsanlığın yenilmez ilerleme isteği ve halkımızın emperyalizme karşı savaş konusunda 150 yıllık bir geleneğe sahip olması bu inancımızın temelidir. Dünyadaki ilk ulusal kurtuluş savaşının kazanıldığı bu vatanın kara bağrında emperyalizm ve işbirlikçileri mutlaka bir kez daha yenilgiye uğratılacaktır. Bugün insan olmanın gereği olan her türlü demokratik haklarımızı kullanılamaz hale getirmek için özgürlükleri daraltan ve devlet düzenini daha da antidemokratik hale getirmeyi amaçlayan yönetim projelerine bütünüyle karşı çıkıyor. Yurdumuzu parçalamak amacıyla sınırlarımıza dayanan Amerika Birleşik Devletleri orduları ve zırhlıları ile işbirlikçi hainlere karşı tüm ulusumuzu Dolmabahçe ruhuyla mücadele etmeye çağırıyor. Yine ya istiklal ya ölüm diyoruz. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi ve yerli ortakları. Yaşasın tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye. Yaşasın eşitlik, kardeşlik, barış içinde
birlikte üreten, hakça üleşen, insani değerlerin, ahlakın, bilimin ve emeğin en yüce değer olduğu Türkiye. 68'ler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu. Teşekkür ediyorum. Şimdi alkışlara devam. Evet, Dolmabahçe'den 45 yıl sonra gene aynı sesler, her yıl bir tazelenme vardı zaten. Mutlaka yenilgiye uğratılacaktır dedi. 150 yıldan artık biraz fazla oldu tabii. Onar ekleniyor arkasına. 1876'dan bu yana evet. Bir devrimci mücadele, 1800'ün sonlarından itibaren bir mücadele, emperyalizme karşı bir mücadele sürdürüyoruz zaten. Peki. Şimdi şöyle tamamlayayım sözümü o Dolmabahçe anmasının haberi girmeden önce başladığım sözümü. Bugün Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde deniz gezmiş anmaları da olacak ama en önemli merkez Dolmabahçe'ydi. Ulusal Kanal oradan teşekkür ediyoruz. İyi mesajlar içeren bir anmayı bizim programımızda seyircilerimize duyurmuş oldu. Şununla ara vermiştik şu cümleyle. Namık Kemal Boya tabii evet, 68'ler Birliği Başkanı. Başkanı. Ben de şimdi orada olacaktım program olmasaydı. Yönetim kurulu üyesi olarak, görevli olarak. Neyse bu da bir görev. Sizin programınızda konuşmak da bir görev. Bu görevimizi yapıyoruz. Deniz bugün çok açık bir şekilde bağımsızlıkçılığın ve anti-emperyalizmin sembolü olmuştur. Fakat saati 70'te duran, 68'lik adına konuşanlardan saati 71'de duran veya küreselleşmenin savurduğu bazı 68 adına konuşanlar bugün Kürt yurttaşlarımızın demokratik hakları adı altında Biji Serok Obama sloganlarının evet, altında 68'cilik yapabiliyorlar. Bu da işin acı yanı. Bugünkü acı yanı. Bir tarafta Dolmabahçe'de Amerikan 6. filosunun denize döküldüğü ve bağımsızlık bayrağını kaldırıldığı anma ve o mirasa sahip çıkma var. Bir taraftan da o devrimci mirası emperyalizmin bölücülüğüne alet etme girişimleri var. Şimdi o bildiride 68'ler Birliği Vakfı Başkanı da bir cümleyle geçti. Amerikan tankları etnik bölücülük üzerinden Türkiye'nin Suriye sınırına dayanmış durumda. Ve Türkiye diyor ki o benim sahadaki ortağım diyor. Bakın eskiden neydi yakın zamana kadar? Peki ki teröristtir falan. Biz Türkiye'nin yanındayız gibi maskelenebiliyordu. NATO içinde müttefik gibi. Ama bugün öyle değil. Bugün artık zamirler açık. Amerika'da, PKK'de, onun piyon örgütüde çok açık bir şekilde Biji Serok Obama sloganından beri o Suriye'nin parçalanmasına karşı bir bağırılmış slogandı. Amerikan askerleri oradan geçerken atmışlardı. Ellerine uyduruk flemalar verip Kürt halkını temsil adına bazı kimseleri, zavallıları. Bugün de Amerika'nın dünya çapında Türkiye'nin gözünün içine baka baka, Orta Doğu'daki bütün devletlerin gözünün içine baka baka oradan sahadaki ortağımız. Şimdi bu çok açık. Ben bir haftadır işimi gücümü şuna verdim. Arkadaşlarıma da Bozkurt abiye, Rahmi'ye de buradan aktarayım. 10 gündür sürekli bütün gazeteleri tanıyorum, tarıyorum. PKK kuyrukçuluğu ve eklentisi yapan ve bugün o durumda olup da hala sol sıfatı taşıyanlardan Amerika'nın bu açıklamalarına karşı ne gibi bir tepki gelecek? Tık yok. Ne oldu bizim 68 değil o zaman. O 71'de bu tarafta çoğu, kalanların. Ama onların çoğu bugün bakın mezar bekçiliği yapacak. 68 ruhu yaşıyor. Ruh yaşıyor yani tabii. Biz yaşayanlar var, onlar yaşatmayanlar, öldürenler. Tabii bu gerçeği de Ulusal Kanal ekranlarından millete açıklayalım. Bugün Deniz Gezmiş posterleriyle yurdun çeşitli yerlerinde Deniz Gezmiş maske edilerek Biji Serok Obamacılık millete pazarlanmaya çalışacak. İşte 68'in gerçek temsilcilerinin milleti aydınlatmak istediği bugün için
milleti bir tuzaktan çekmek istediği nokta bugünün görevi bu. Deniz Gezmiş'le, 68'likle biziz rock obamacılık yan yana gelemez, yapılamaz. Deniz Gezmiş, Amerikan emperyalizmine karşı kısa ömrü tamamen onunla mücadeleyle geçmiş. 68'in özelliği ha. oydu zaten. Yani 68 demek o demekti. Onu bıraktığın vakit olmayacak. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Bakın Rahmi arkadaş 71 ile şeyini yaptı. Doğru, haklı. Ben oraya konu ayrı bir konu çünkü derinleşme girmedim. Ama evet, 68 size de dokunuyor. Tabii, şöyle 68'i karakterize eden eylemlere bakalım. 6. filo eylemleri, NATO'ya hayır eylemleri, kanlı pazar, hadi ondan şimdi. Ondan önce milli petrol. Ondan sonra milli petrol var, NATO'ya hayır haftaları var. Toprak işgalleri var, söke o, var, şey bu var. Bu bağımsızlık boyutu. İki, bugün yanımda getirmeyi unuttum. Deniz Gezmiş'in ve Mahir Çayan'ın mahkemedeki savunmaları. Bu insanların yaşarken söyledikleri en son söz onlar. Savunmaları bakın çok Mahir'in büyük, adı şimdi geçmedi. Yani çok büyük bölümü, farklı, çok farklı siyasi şeyler var ama onun da ana bütün savunmanın özü şu. Kemalist devrimi savunmak, Cumhuriyet devrimini savunmak, tam bağımsızlığı savunmak ve burada da dayanılacak en büyük gücün Türkiye'nin Milli Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal olduğunu mahkemelerin önünde artık ölümle burun buruna oldukları, hiçbir kaygı taşımadıkları. Bakın o Deniz Gezmiş olsun, Mahir olsun, mahkeme önünde savunma yaptıkları dönemde yaşamlarının sonuna geldiklerini de az çok görüyorlardı. Neredeyse kendilerinden sonraki insanlara birer mesaj bıraktılar. Bu mesajın iki tane sağlam ayağı var. Bir, Türkiye'nin bağımsızlığı ve onun sembolü olan Mustafa Kemal Atatürk, Kemalist devrim. İki, 20. yüzyılın baş belası olan Amerikan emperyalizmine karşı mücadele. Sözlü olarak da, eylemli olarak da bu arkadaşlarımızın, 68'i temsil eden bu arkadaşlarımızın millete bıraktığı miras ve mesaj budur. Eylemli olarak budur. O nedenle millet aslında Deniz Gezmiş'i bence doğru algılamıştır. Demin bir benzetme üzerinden o bağı kurmaya çalıştım. Bugün gençlerin, İslamcıyım, milliyetçiyim diyen gençlerin üzerinde ben Deniz Gezmiş tişörtleri görüyorum ve son derece mutlu oluyorum. Millet Deniz Gezmiş'i aslında o yönüyle doğru anlamış. Kim ki Amerikan emperyalizmiyle bugün Türkiye'de veya bölgede karşı karşıya gelme ihtiyacı duyuyor? Atatürk'ü buluyor, Deniz Gezmiş'i buluyor. Bu eş başkanlığından ayrılan güç bile en sonunda binasına, Amerikan emperyalizminin FETÖ'cü darbesiyle karşılaşınca binasına Atatürk boydan boya resmi asmak zorunda. Demek ki Türkiye coğrafyasında bugün bağımsızlık ve devrim artık bir silahlı çatışma noktasında. Onu da söyleyeyim. Düne kadar, bakın bizim dönemimizde Bozkurt abiye de, Rahmi de çok iyi bilir, mücadele barışçı yollarla yürüyordu. Bugün doğrudan doğruya bağımsızlık meselesi orduların meselesi oldu. Silahlı güçlerin meselesi oldu. Onun için demin konuşmamın bir yerinde Sayın Tarık Komutan'a da hatırlatarak bağımsızlık için bugün güçlü ordu hayati derecede önemli. Hayati derecede önemli. Komutanından ama o şeyi aldık tabii, zaten. Tabii. Bölgede garanti aldı. Bakın bölgede ordusu olmayan, ordusu güçlü olmayanların ayak altında kaldığını görüyoruz. Milli devletlerinin bırakalım devletlerin ortadan kalktığını, Libya. Onun için de tek tek komutanlar bazen bakın Deniz Gezmiş yaşasaydı ben şunu çok rahatlıkla bir şey iddia falan değil. İliğinde duyarak şunu söyleyebilirim buradan bütün millete, Deniz Gezmiş yaşasaydı bugün bas sloganlarından biri güçlü ordu olacaktı. Suriye bugün hala direnebiliyorsa, hala Amerikan emperyalizminin çeşit çeşit terör güçlerini, sahaya piyon güçlerini, PYD'sinden, PKK'sinden, IŞİD'inden, El Nusra'sından Suriye'yi yakıp yıkarken hala Suriye dimdik ayakta durabiliyorsa güçlü ordusuya sahip, az çok güçlü orduya sahip olması sayesindedir. Bu planının merkez ülkelerinden biri bugün hala Türkiye'dir. Merkez ülkesidir. Hatta Türkiye'yi düşürebilseydi bu plan çok rahatlıkla yürüyecek. Türkiye direndiği için plan tökezlemiş durumda ve
yenilecek Amerika. Ondan da eminiz. Türkiye direniyor. Türkiye direndiği için Amerika'nın pezimi yenilecek. Bundan o kadar eminiz. Denizleri de bugün bu mesajla anıyoruz. Bütün yaşamını, kısa süreli yaşamını bağımsızlığa mücadele etmiş, bağımsızlığa vakfetmiş bu arkadaşlarımızı buradan belki 3-5 yıl içinde onlara bir zafer müjdesiyle vereceğiz. Onları giderek vereceğiz. Evet. Amerika'nın perizmi Orta Doğu'dan defolacak. Bakın sloganlarımız neydi? Yankee go home. Yankee go home. Evet, Amerika'nın perizmi Orta Doğu'dan defoldu. Türkiye'nin de baş aktör olduğu bir mücadeleyle Amerika'nın emperyalizmi Orta Doğu'dan kovulacak ve denizlerin mücadelesi de o anlamda başarıya ulaşmış olacak. Şüphesiz devrim mücadelesi sonsuzdur, o sürer. Ama bugün bağımsızlık yakıcı ihtiyacımızdır. Bu topraklarda mülteci durumuna düşmeden, birbirini yemeden, Suriye'nin durumu çok öğretici. Ben 2000 sonra bitireyim, özür dilerim. İlk evet, 2014'te, 2013'te Diyarbakır'a gitmiştim. En önemli talep şuydu. Biz Suriye gibi olmak istemiyoruz. Suriyeli mülteci oldu, buraya geldi. Olmayacağız tabii. Sultan, PKK'ya karşı mücadelede sizin açınızdan baktığımızda bir değerlendirme alabilmemiz, önümüzü görmek açısından ne yapmak lazım? İleriye dönük yapılan mücadeleden çıkarılan dersler var mı? Bir baktığımızda değerlendirmemiz alabilir miyiz? Sağ ol. Öncelikle bu PKK ile mücadele olayı, PKK'nın oluşumu bütün bölge içerisinde değerlendirmesi gereken tabii bir olay. Yani bir rant paylaşımları, işte emperyalist yaklaşımlar, salt Amerikan emperyalizmi değil belki, başka emperyalist güçler de var orada. Diğer Almanların etkisi var, Rusların emelleri var. Yani birçok ülkenin gözü olan bir bölge. Dolayısıyla oranın karışık olması hep doğal bir şey. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün her sözünün bir felsefe olduğu inancındayım. Yurtta sulh, cihanda sulh sözü ve Suriye, yani Orta Doğu'dan, Arap ortamından uzak kalış bir felsefedir, bir anlayıştır ve o anlayışın sonucu Türkiye Cumhuriyeti bunca zamanda bugünlere ulaşmıştır. Şimdiki ortamda PKK'nın güçlenmesi bölgedeki değişik ya da çatışan ve çelişen birçok unsurun olmasından kaynaklanıyor. Biz bunu, ben şuna inanıyorum, Anadolu Türk'ü, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarında yaşayan Kürt'le sınırın ötesindeki Kürt arasında çok fark var. Ama o Kürt'ün, bizim Kürt'ümüz, öyle demeyeyim de yani bizim insanımızı kullanmasına izin vermemek gerekiyor. PKK ile mücadele uzun soluklu bir mücadele, epeydir devam eden mücadele. Son zamanlarda, yani bunu kabul etmek gerek, devletin bütün kesimiyle birlik olarak mücadeleye girmesiyle büyük kazanımlar kazanıldı. 2000 öncesinde de bir ara bu olay oldu ama orada orada da böyle bir ortam oldu ama daha sonraki süreçte şey kaçtı. Yani önemli olan, eğer terörle mücadele edeceksiniz, bütün devletin tüm unsurları, milli gücün tüm unsurları mücadeleye girmeli. Ve en önemli şey, önemli ekonomik güç. Eğer ekonomik olarak mutlu edemezsiniz, var edemezsiniz insanları, başka insanlar onları kullanıyor. Çok kolay kullanıyor. Dolayısıyla şu anda PKK ile yapılan mücadelede, terörle mücadelede silahlı kuvvetlerin şu yaşadığı bütün arbedelere, sıkıntılara karşın ulaştığı seviye çok güzel, iyi bir seviye. Suriye'ye yapılan harekat gerekli olduğu değerlendiriliyor, tartışılabilir. Ancak şu anda o bölgedeki oluşumlarda biz de varız mesajı vermesi açısından belki katkısı olmuştur ama güneydeki oluşumlar bize karşı bir takım güçleri bir araya getirse de, Amerika'nın açık açık subayının bombalama yapılan yere gitmesi, orada inceleme yapması, Amerikan bayraklarının görülmesi, Rusların da aynı şey, onlar da aynı şey yapıyor. Almanlar nerede? Onlar da oralarda bir yerde mutlaka. Herkesin olduğu bir ortamda çok akılcı politikalar üretmek gerek, çok dolaylı stratejiler geliştirmek gerek. Bizim asıl savunmamız gereken, olmamız gereken yer Anadolu,
Misak-ı Milli hudutları oluşturduğumuz Türkiye Cumhuriyeti hudutları ve onun içinde yaşayan herkes. Onun içinde yaşayan insanlara sahip çıkmak gerekiyor. Şimdi Suriye'den gelen 3 milyondan fazla insan var. Bugün kontrol altında gibi görünüyor ama yarın ne olacağı belli değil. Ve söylenenlere göre 17 yıl sürüyormuş bir göçmenin geri dönüşü. Yani en az 17 yıl bu arkadaşlar bizimle olacaklar. Nasıl olacak? Bizim başka sorunlarımız da var. Ama terörle mücadelede, topyekun mücadele hep bizim silahlı kuvvetlerin başından beri söylediği olaydır. Benim dönemde de pek şey görmedik, sıkıntı yaşanmadı ama gerek hakimi olsun, savcısı olsun, valisi, kaymakamı, öğretmeni olsun, bunların hepsinin aynı polisi, istihbarat unsurları aynı amaçla birbiriyle uyum içerisinde mücadele etmesi gerekti. O nedenle şu anda ulaşılan seviye bence olumlu görünüyor. Fakat göz ardı edilmemesi gereken bir konu var. Yani şimdi o PKK'nın içindeki terörist, ya bunun anası, babası, teyzesi, amcası da öbür tarafta ya. Ya o kadar ince bir nokta ki. O ilişkiyi çok iyi düşünerek hareket etmek gerek. Ne derseniz deyin, ne yaparsanız yapın. Belki de kötü ama oğlu ya. O nedenle bir şekilde şiddete bulaşan cezası verilmeli. Yapılmalı ama bu anlatılmalı. Yani bu halkı da sosyolojik programlarla, psikolojik programlarla bu oluşum anlatılmalı, sahiplenme anlatılmalı. Cezasını çekecek, aklı başına gelecek, sonra evine gelecek denmeli. Ama cezasını çekecek. Yani ondan vazgeç olmayacak denmeli. Çok şey olarak söylüyorum, tabii deniz gezmiş anıyoruz. Müthiş bir olay. Büyük bir şey olarak unutulmayacak yıllarca. Belki de o dönemde yapılanlar da çok güzel. Acaba şiddetin dozu mu fazla geldi o dönemde? Ya da şiddet olayı mı bir takım şeyleri başka yöne getirdi? Yoksa o insanları... Eylem çizgisini konuşmuyoruz zaten. Yani onu ayrıca isterseniz ters... Hayır yani 71'den sonraki şeyi diyorsunuz. Yok, değil mi siz? Evet. Buyurun. Şiddete maruz kaldı. Sonraki şiddet olayları belki şiddet. Rahmi arkadaş da sınırı doğru çizdi. Onu Rahmi... 68... Rahmi Bey'in bir şey söylemek istiyordu. Birazcık hakikaten haksızlık adı. İçinden çıkan şüphesiz bir şey yok ama farklı bir çizgi. Şimdi burada en önemli... Eylem çizgisinde farklı düşünüyor zaten. Rahmi'ye bir söyleyeyim. Ondan şimdi 68 Kürtlerle Türklerin ortak bir eylemidir. Dünya çapında bir olaylar. O zaman bir ayrım yoktu ki ben bilmezdim kim Kürt. Kanada'da oluyor 68 olayları. Fransa'da, Avrupa'da. Türkiye'yi anlatıyorum. Yani yetkili bir kişi olarak Kürtlerle Türklerin ortak bir eylemidir. İşgal Konseyi Başkanı'nın birisi benim, birisi de bir Kürt arkadaşım, tamam, Kemal Bingöllü. Şimdi PKK derken Kürt halkıyla PKK'yı ayrı değerlendirmemiz lazım. Tabii, tabii. Siz deniz, de aynı şeyi vurdunuz. Deniz asılırken ne diyor? Yaşasın Türklerin ve Kürtlerin kardeşliği. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun faşizm diyor. Şimdi bir sürü Kürt arkadaşımız var. 68 nasıl anti-emperyalist bir temelde Kürtlerle beraber kucaklayıp yaptı bunu. Şimdi aynı şeyi yapabiliriz. Demin vurguladım. Müdafaa hukuk temelinde Kürt yoldaşlarla Amerikan emperyalizmine karşı Orta Doğu'da bir set oluşturabiliriz. Emperyalizm son 60 yıldır hiçbir halka özgürlük getirmedi. PKK'yı saymıyorum. Hiçbir zaman getirmedi. Tercih. Getirmedi. Kürt yurttaşlarımız büyük bir bölümü bu bilince sahiptir. HDP'yi bu bilinç içinde görüyorum ben. O bakımdan PKK'ya savaş, emperyalizme karşı bir savaştır. Evet. PKK zaten emperyalizmin bir unsurudur orada yani. Unsurudur. Sağdaki ortağım diyor. Direkt çok açık. Onu Kürtlerden ayrı koymamız lazım. Ve Kürtleri onlardan ayırmak lazım. Yani şimdi şuradan izin bitireyim. Şuradan Kürt yurttaşlara da sesleniyorum ben. Demokrasi, özgürlük ve barış temelinde kardeşliğimizi sürdürelim. Emperyalizme karşı bir set oluşturalım burada. Kurtuluşumuz buradadır. Biz geçen gün bir Kürt arkadaşıma söyledim. Biz kurtulamazsak siz asla kurtulamazsınız dedim. Sizin kurtuluşunuz da bize bağlı. Bugün bizi ezen emperyalizmdir. Size hoş görünüyor. Yarın sizi de ezecek. Daha fazla. Ortak kurtuluşta birleşelim derim ben. Deniz'i anlıyoruz. Onun çok sevdiği bir şiiri okumak istiyorum ben. En sona saklayalım mı? Saklayalım, oldu. Onunla kapatalım. Oldu. Tamam.
ben konuşmanın başında da söyledim. Tabii ki yurtseverlik ve vatan olmazsa özgürlük de olmaz, barış da olmaz, adalet da olmaz, aşk da olmaz, aş da olmaz. Yani bunlar olmaz. Sosyalizm hiç olmaz. Şimdi devrim hiç olmaz. Biz 68'de kimin Kürt, kimin Alevi olduğunu bilmezdik. Öyle tabii. İstisnalar hariç bilmezdik. Yani ancak komutan da söyledi onu. Bir soyut bir olay değildir. Hiçbir şeye soyut bakamayız. Somut taleplerden bakmamız lazım. Ben Kürt ve Türk halklarının özünde ayrı olduklarını düşünmüyorum. Evet. Yani ortak yaşama iradelerinin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki emperyalist bir oyundur. Zaten 1960'lı yıllara baktığımızda mesela Türkiye İşçi Partisi döneminde Kürtler partinin içerisinde etkindiler ama bir Kürtçülük tartışması belirgin biçimde yoktu. Onlara söylenen şuydu, eğer Türkiye bağımsızlığı başarırsa, demokrasiyi başarırsa siz zaten mutlu olacaksınız. Sizin sorunlarınız da çözülecek. Türk emekçilerinin, Türk halkının sorunlarıyla beraber. Yani ayrı bir çözüm yok. İşte çağımızdaki bölünme, ırksal, etnik temeldeki bölünme bakıyoruz. Orta Doğu coğrafyasında. Yani dünyada öyle yok. Amerika'da 500 tane millet yaşıyor ama bir bölünme, bir çatışma yok Amerika'nın içerisinde. Demek ki bu oyun buraya sokulmuş. Ama hiçbir şey dışarıdan olmaz. Eğer temelde dinamikler yoksa siz orada mesela gidip Karadeniz'de bir PKK kuramazsınız. Ya da gidip Ege'de bir PKK kuramazsınız. Demin komutanın söylediğinde ben onu anladım. Şimdi burada bir soyut böyle işte kavramlarla, soyut sloganlarla bu işi zafere ulaştıramayız. Ne anti-emperyalist mücadeleyi ne de işte bu Orta Doğu'da Türkiye'ye karşı girişilen bu şeyleri, Türkiye'yi bölme, parçalama, ki bu da soyut bir kavram değildir. Bu da arkasında petrol kaynakları, işte Kafkasya, Çin'i ablukaya alma, yani süreç az olduğu için söylüyorum, dünyadaki büyük savaşın bir parçasıdır bu. Sırf Orta Doğu'ya özgü de değildir bu savaş. Bu savaşı doğru kavramak, doğru tahlil etmek gerekir. Böyle soyut kavramlarla işte Kürt kardeşlerimiz diyerek de olacak olan bir iş değil bu. Birkaç sloganlarda olacak bir iş değil. Bugün komutan onu bilir, orada görev yaptığını sanıyorum. Orada derin ayrılıklar var. Oluşturulmuş, 100 yılda oluşturulmuş derin ayrılıklar var. Onları ortadan kaldırmak çok kolay. İşte biz kardeşiz, mardeşiz sözleriyle olacak şey değil. Bence yani komutanın şu dediğine katılıyorum. Son dönemdeki başarıdır. Ama o başarının altında yatan şeyleri de geriye doğru baktığımız zaman zaman dar olduğu için oraya girmek istemiyorum. Olaya yani böyle soyut bir vatan. Başında söyledim. Vatan ekmektir, aştır, özgürlüktür, topraktır. Vatan olmadan ne özgürlük, ne adalet, ne hukuk hiçbir şey olmaz. Önce vatan. Ona hiçbir itirazımız yok ama tek başına soyut vatan sloganıyla, millet sloganıyla, işte milliyetçilik sloganıyla çağımızı, günümüzü, halkımızı, ulusumuzu, milletimizi yönetemeyiz. Başarıya ulaşamayız. Doğru görmek lazım. Ben başka bir şey daha söylemek istiyorum. Bugün Türkiye'de gelen bir hukuksuzluk, keyfi yönetim yaşamamıza rağmen mevcut hükümeti, mevcut yönetimin Erdoğan'ın bugünkü bulunduğumuz aşamada, kalıcı olarak söylemiyorum bunu, yarın ne olacağını bilemeyiz, anti-emperyalist bir çizgide olduğunu, Türkiye'nin bütünlüğünü savunduğunu görüyoruz. Ona da katılıyorum ben ama bu işin başarıya ulaşması, kalıcı olması tek başına bununla da olmaz. Tam bir bütünlük sağlanması gerekir. O da orkestra şefliğinden olur. Zaman olmadığı için oraya değinmek istemiyorum ama orkestra şefliği müthiş bir iştir. Mesela ben hep Nazım'ın bir şiirini üç telinde üç sıska bülbül öter, üç telli sazla, dağlarla, dalgalarla kitleleri ileri atamazsın, atlatamazsın. Üç telli saz yatağını değiştirmek isteyen nehirlerden, köylerden, şehirlerden aldığı hızla milyonlara ağzı bir tek ağızla güldüremez, alatamaz. Üç telli sazla bu iş olmaz. Yani daha derin bir iş bu, daha geniş bir iş bu. 5-10 tane sloganla olmaz. Yani Nazım gerçekten işte Mustafa Kemal'i de anlayan birisi. Özetlemiş, çok güzel şey anlamış. Evet. Ama Nazım orkestra üyesiydi, örgütlüydü. Siyasi parti üyesi.
başarmamız lazım. Bu orkestra şefliği olmadan bugün mesela evet iyi bir duruş var Orta Doğu'da emperyalizme karşı ama şunu da görüyoruz. Türkiye ortasından bölündü referandumda ikiye. Bölerek gidiyor yönetim. Yani ben Doğu Ferinç'in yazısından hatırlıyorum. Birçok yazısında yazdı. Bu işte Erdoğan tuzağa koşuyor. Erdoğan tuzağa koşuyor ama Türkiye'yi de peşinden sürüklüyor. Yani bir taraftan böyle doğru bir tavır, diğer taraftan böyle yanlış bir tavır. Ülkeyi KHK'larla, fermanlarla yönetiyor. Yoksa bize ne gitsin tuzağa da Türkiye de peşinden gidiyor. Ülkeyi KHK'larla, fermanlarla yönetiyor. Ve bugün Türkiye giderek, bugün en çok rahatsız olan da sermaye sınıfı. Çünkü hukukun olmadığı yerde sermaye olmaz, durmaz. Yani mesela geçenlerde söylendi, artık insanlar Yunanistan'a orada burada toprak almaya, göç etmeye başladı. Tabii ben bunu da ne olursa olsun ülkeyi hiçbir zaman terk etmem. Burada bulunacağız. Burada savaşacağız. Onun şeysi yok. Yani, ülkeyi terk etmek yok. Söylemek istediği orkestralaşmak gerekiyor yani. Evet. Tek tek sallarla olmuyor. İşte orkestra olmak lazım gerekiyor. Orkestraya. Mustafa Kemal'i aramayalım. Şefler de olabilir. O şef çıkar ama. Örgütsüz altı şey, söyledim diyor dedi. Örgütsüz hiçbir şey olmaz. Bir şey söylemek istiyorum. 6 Mayıs benim için her anlamda önemli bir gündür. Ben 6 Mayıs'ta nikah salonun masasından alındım 1971'de. Evet. İmzayı atmadan Selimiye'ye gittim. Sonra işte denizler asıldığında bizim evlenme yıl dönümümüz. Evlenme yıl dönümümüzde deniz asıldı. Hanım ziyarete gelmişti. Biz açlık grevindeydik. Görüşemedik, almadılar şeyi. Onun için 6 Mayıs'ın benim için önemli bir şey vardı. Buradan hanımın evlilik yıl dönümümüzü de kutluyorum hanımın. Evet. Biz de kutluyoruz o zaman. Evet. Kaçıncı? Tabii çok ama acı ve tatlı birçok şey bir arada. Yani nikah masasından alınmam işte 6 Mayıs'ın ölümde yıl dönümünde denizin asılması bizim yeni içeride. Yeni bir şeylerin başladığı yıl olmuş. Başlık krevine gitmemiz vesaire. Evet. Son sözlerimizi, mesajlarımızı alalım. Bitiriyoruz çünkü. PKK ile ilgili ondan dersler gördüm de biz her faaliyetten sonra bir faaliyet sonu incelemesi yapardık. Konular çıkar, alınan dersleri hatta ben eğitim doktorunun komutanında o merkez bana bağlıydı. Çok şeyler yazardık, olayları anlatırdık. Nerede hata yapıldı, ne yapıldı, şöyle yapalım, böyle yapalım. Alınan dersler çıkarılıyor. Alınan dersler oluyor. Yani ders çıkarılıyor bütün olaylarda. İkinci bir olay daha söylemek istiyorum deminki şeyde. Tugay komutanlığım sırasında şimdi konut yakın dönüyorsun, kışlaya gidiyorum. Bir sabah hep bekliyorum. Yani rutin bir hareket. Bir sabah döndüm, şehre indim. Sıra askeri gittim, bir kahveye girdim. Emekliler kahvesi. O kadar kötü ki. Pis. Hep böyle şey insanlar var. Böyle bir şey, herkes bir şaşırdı. Deli oldular. Gitti oradan çay getirdi, şey getirdi falan. Sonra da duymuşlar, haber almışlar. Polis geldi, inzibat geldi, komutanı falan. Kahveci bir çıktı dışarıya. Komutan bizim komutan dedi. Ona dokunamaz burada kimse dedi. Ona dedi, hiç merak etmeyin, o bizimdir. Burada bu çay içti ya bu komutan dedi, o bizim komutan dedi. Yani demek istediğim, bizim halkımızı anlamak ve onunla bütünleşmek çok önemli bir olay. Mustafa Kemal'in başlangıçtan itibaren yaptığı olay o. O yaşadığı yıllarda, o zamanki komutanların da yaşadıkları 10 yıl savaştan çıkıyorlar. 10 yıllık bir savaş ortamı var. Yaşanan zorluklar altında bir yere gelişler var. Ve insanların nerede nasıl tepki göstereceğini anlamak var. Ve ortak olan nokta buyurduğunuz gibi bu vatan, bu ülke, bu ülkenin insanları, Türk ulusu orada birleşildiği takdirde orkestra farklı sözler çıkarabilir ama aynı amaçta, aynı düşünce yönde farklı şeyler olabilir. Aynı mihver. Biz ona şey deriz, mihver deriz. Yani bir istikamet, taarruz istikameti böyle böyle gidebilir ama bir mihverdi yani. Batıya giderken biraz böyle gidersiniz, biraz böyle gidersiniz gibi. Öyle bir yöntem içerisine girmek gerek. En önemli olay da 6 Mayıs'ın deniz gezmişlerin bizlere işaret ettiği birleşme, tam bağımsızlık olayı, ülkemize sahip çıkma olayı, Kemalizm, Mustafa Kemal aşkı, ülke aşkı, onları tekrar değerlendirip onları daha iyi anlamak için vesile oluyorlar. Ben bugün itibariyle onları da saygıyla anıyorum. Tamam. Evet. Bir cümle sizden, bir cümle de sizden sonra şiirle bitiriyoruz. Evet. Cebinize koymayın, şiir okuyacaksınız. Yok, şiir ezberimden okuyacağım. Ha, ezber mi? Ben dedim en gençle bitirelim, başladık en gençle bitirelim. Şimdi şiire... Bir cümle, ha pardon. Sonra söyler cümlesi. Şiire başlamadan iki... iki siyasetçinin sözünü söyleyeceğim burada. Jefferson diyor ki özgürlük ağacı arada bir yurtseverlerin kanlarıyla sulanmalıdır diyor.
İşte bu ağacı soyanlardan birisi Deniz Gezmiş'tir. Onu bir kez daha saygıyla anıyorum. Bir de Hugo'nun bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Diyor ki Victor Hugo, aşkım için her şeyimi veririm. Vatanım için her şeyimi verdiğim aşkımı bile. İşte bizim vatan sevgisi budur. Tevfik Fikret'in evet. Canı canan isterse minnet canıma, evet. Can nedir kim feda etmeyeceğim. Yani. Evet, Deniz'in en sevdiği şiirle noktalamak istiyorum. Deniz'i çok severdi bu şiiri. Delikanlım iyi bak yıldızlara. Belki onları bir daha göremezsin. Belki de kollarını ufuklar gibi açıp göremezsin. Delikanlım sen ya bir köşe başında alnından kan sızarak gebereceksin. Yahut komünistliğe kurşuna dizileceksin. Delikanlım iyi bak yıldızlara. Belki onları bir daha göremezsin. Belki kollarını ufuklar gibi açıp göremezsin. Evet. Siz... Deniz bir simgedir. Fransız sınavından günümüze kadar gelen devrimci dalganın simgesidir. Hem 68'i hem Deniz'i burada saygıyla alarak son cümlemi böyle söylemiş olayım. Ben de şunu söyleyeyim. Türkiye ve bölge yaşanan karamsarlık verince onca görüntüye rağmen çok güçlü bir dalgayla emperyalizmi alt edeceği bir sürece girdi. Bugün Türkiye'de kimse BOP eş başkanlığını bile ağzına alamıyor. Hayırlı bir iştir. Ben de Rami gibi anmamayı bir utanç yahut da başa kakma falan anmıyorum. İyi bir noktadır. Kimse açıktan Amerikan emperyalizmini savunamıyor. Ama Amerikan emperyalizmini savunmak maskeleniyor. Bozkurt arkadaşımı ve diğerlerini özellikle o noktada uyarıyorum abimizi. Kürt yurttaşlarımızın hakları altında bugün. Savunma adı altında. Kendisi de tekrarladı o cümle, son cümlem olsun. Emperyalizmin dünyada insan hakları, demokrasi, özgürlük getirdiği bir tek santimetre kare yoktur. İşte Orta Doğu'ya getirdiğinde görürüz. Kan, gözyaşı, yıkım, bombalamalar, kollar, bacaklar. Oraya mezhep kavgaları, etnik kavgalar. Burada özgürlük de olmaz, eşitlik de olmaz, kardeşlik de olmaz. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim, bugün bizden bu kadar, elinin hamurundan. Değerli konuklarım, Sayın Emekli Tümgeneral Tarık Özkut, çok teşekkür ederim efendim katkılarınız için. Sayın Rahmi Aydın Ofluoğlu, Oflu olmadığınız halde soyadınızı Oflu almışlar, öyle mi? Siz oflusunuz. Oflular Tanrı'ya bağlı. Oflular direkt Tanrı'ya bağlıdır. O da onu bildiği için bize bağlandı. O sizin oğlunuz kapsamında yani. öyle olabilir peki. Çok teşekkür ederim efendim katkılarınız için. Sayın değerli abimiz diyelim. Anılarınızı, duygularınızı, orkestranızı bizle, evet coşkunuzu paylaştınız, bize güç verdiniz. 68 demek, ben hep 68'den onu anlamışımdır. Onun için 68, 78, 88, 98 geliyoruz. Bizim 68'imiz, ben 66, 67'de de Amerika'daydım. Yani lise son sınıfı bir bursla gitmiştim, orada bitirdim. Oradaki 68'i de biliyorum. Yani kafa çeken, bilmem ne yapan filan, yani tamamen farklı bir şeydi. Bizim 68'imiz kurucu. Onlar yıkıcı. Evet, saçları ve tabuları yıkıcı, bilmem ne yıkıcı. Biz daha kuracağımız çok güzel Türkiye var. Mütercimlerin bir programına katılmıştım. Devrimi görmeden ölmem dedim. Öleceğiz. Mütercimler dedi ki, bir dakika abi dedi, ya sen 39 doğmuşsun, nasıl olacak bu iş? Dedim 2050'ye kadar yaşayacağım. Aklın varsa sen de yaşa. Şimdi onun için bir an önce gidip kurmamız lazım. Devrimi görmeden ölmek yok. Tabii yok. Onun için bir an önce gidip kuralım şunu. Bir an önce orkestraya dahil olalım hep birlikte. Sayın Aslan Kılıç, size de çok teşekkür ederim efendim katkılarınız için. Başka zaman bu eylem şeysi, doğru eylemi bir 68'de ve 71'den sonra doğru eylemi belki tartışmak güzel olabilir. Evet, önümüzdeki yani çıkacak da derse. Kötü bir kopyasıydı. Evet efendim, daha gördüğünüz gibi çok işimiz var, hemen gitmemiz gerekiyor. Bozkurt abiye yetiştireceğiz devrimi. Çok çalışmamız lazım. Aklınız varsa siz de yaşayın. Yaşayacağım canım, çalışacağım ama çok çalışmam lazım bir yerim. Evet, iyi günler efendim.